الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تدعو في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. صدق الله. Rahman suresinde mizan. Mizan ne demek Mehmet? Mizan ölçü. Ölçü güzel, terazi güzel. Tartı. Şimdi onunla alakalı. Şimdi ölçüyü niçin yaparlar? Adalet olsun diye. Adil olsun diye. Adil olsun diye yaparlar. Adalet ne demek? Muvazene, muhakeme, hakkı hayatını gözelterek her şeyi hakkı yerine koymak, hakkı teslim etmek, düzeltmek, denge, ölçü, nizam ve mizan manalarına geliyor. Muvazene, vezin, kantar, muhakeme de metre. Şimdi kainata, Rahman suresinde bir surede 4 defa mizan diyor. Kainatta bir ölçü varmış, bir tartı varmış. Her şey bir kararı ile yapılıyor. Mizanla gidiliyor. Bunu bize nazara veriyor Kur'an. Yani kainatta her şey ölçülüyor, tartılıyor, yapılıyor. Yani basit bir şey şu. Mesela burun deliği çok iyidir. Nefes oradan alıyoruz diye, fazla alalım diye deliğin çapını o küzün deliği kadar büyütsen ciğer patlar. Çünkü adalet olmaz. Çünkü şu deliğin büyüklüğü akciğerdeki nefes alışverişine bağlı. Yani oradaki hacma göre yapmış. Akciğerdeki hacim ne kadarsa, şimdi akciğerdeki büyüklüğü öküzün akciğeri gibi olmadığından öküzün gibi delik olmaz. Çok iyidir diye çocuğun burun deliğini bizim kadar yapsan gene olmaz. Değil mi doktor? Bunlar ölçü. Şimdi ondan konuşacağız. Biraz konuşacağım. Bu nasıl ahireti gösteriyor? Ayetinde 4 mertebe, 4 nevi, 4 çeşit yöntem, mizandan bahsediyor. İşaret ediyor. Ve 4 defa zikrediyor. Kainatta mizanın, yani ölçünün, adaletin, tartının derece azametini yani çok mühim kainatın adeta sebebi vücudu mizan. Her şeyi bir şey yaparken mesela şu parmağın ağırlığını şuna göre, şunu da buna göre, bunu da vücuda göre. Yani bir şey yaparken o şeyi bilmek yetmiyor. Mesela gözü yaparken göz ilmi yetmiyor, güneşi de bilmek lazım. Çünkü ortamda çalışacak. Yani bütünsel bir anlayışın davranışıdır adalet. Yani şöyle diyeyim. Ayasofya'yı, bütün taşlarını sökün, hayal. Ayasofya camisini sök, yere koyun. Şimdi onu bilmeyen adam, ölçü tartı bilmeyen adam, gayeyi bilmeyen adam, ta tepedeki, kubbedeki taşı gider temele koyar. Temele koyar. Şimdi adam o taşı, bir taşı koyarken, bu kubbenindir, bu sağ tarafındır. Yani o taşı koyarken bile bütünsel bilgiye bağlı. Bütününü bilmeden o taşı yerine koyamazsın.
bütünsel ihata etmek lazım. Yani midenin salgılamasını yaparken, mideyi yaparken bütün gıdaları bilmem lazım. Gözü yaparken kaşıya geç, kaşıya geç, oraya otur. Gözü yaparken bütün renkleri ve şekilleri bilmen lazım. Bütün renkleri ve şekilleri bilmen lazım. Güneşi bilmen lazım. Öyle bundan fikiriz değil mi yani? Bunda bir sorun yok. Buraya kadar geldiniz bak. Gözü yapmak için güneşi bilmek lazım. Çünkü güneş ortamında çalışacak. Bir de renkleri ve şekilleri bilmek lazım. Ona göre çalışıyor. Burun deliğini yaparken akciğeri bilmek lazım. Mideyi yaparken bütün nimetleri bilmen lazım. Bu ne? Ne olursa olsun mesela yer çekimi, ayağı bilmeniz. Bedeni yaparken bizzat kendisini yapmak yetmiyor. Eli yaparken şunları tutacağı şeyi de bilmesi lazım ki ona göre kas versin. Bak, sırık gibi yapmamış. Kırık kırık yapmış. Böyle yapabilirdi. Buna bakılarak iş makineleri yapılmış. Bunu yapan nereye bakmış? Şimdi anlatmak istediğim şu. Bu beden hizmet edendir. Kılıftır, gömlektir. Bunu bilmek için, yapmak için bütünsel bilgiye lazım. Gözü yapmak için dedik şunu lazım. Ciğer yapmak için bu lazım. Bu nedir? Bu beden. Beden böyleyse. Bu bedeni anlamlandıran, ayakta tutan ruhtur. Bu bedene edilen muamele, ihtimam, dikkat ruhu içindir. Yani inşaat demirleri sokakta muhafazası yok. Ama kuyumcunun altını alan var. Evine alan var, telefonuna var, emniyete var. Binanın, dükkanın koruması var. Kepeği var, darabası var. Peki o da madde, altın. Demir de madde. Niçin demir, inşaat demiri sokakta dururken? O madde yani, o da madde. O da kilosu var. Altın niye bu kadar korunuyor? Değeri için. İnsanlar ona değer vermiş. Değer verdiği için ondan emniyeti alınmış. Ha, bir şey değerli olduğu için ona emniyet veriliyor. Bedene bu kadar ihtimam göstermek, dikkat etmek, emniyet vermek ruhu içindir. Beden değişiyor zaten altıya. Bedene bu kadar mizan, bu kadar ölçü, bu kadar bütünsellik. Yani mide yaparken, bizim midemiz Türkiye'de oldu, Afrika'da olmadı. Afrika'daki gıdalar, meyvelere karşı duyarlılığı yok, çözünürlüğü yok, çalışması yok değil. Ne varsa olsun hepsine göre çalışıyor. Bedene bu kadar dikkat ruhu içindir. Bedeni ihmal etmeyen, bedene taktığı cihazlar gözde şekilleri gösteriyor. Nefesle akciğerle nefesi gösteriyor. Mideyle gıdayı gösteriyor. İştah var elmaya karşı, elmayı yaratmış. Canım portakal istiyor, portakalı yaratmış. Yaratmadığı şeyin iştahını vermemiş. Tamam. Şimdiye kadar 10 dakika anlattım şunun içindi. Bedene bu kadar dikkat ediyorsa ruhta var olan istekler. O istekleri Allah kale almamış olur mu? Kılıfına, dükkanına bu kadar dikkat ediyorsa ruhu için idi. Ruhtaki isteklere daha çok ihtimam ve dikkat ediyor, emniyet alıyor. Ruhta ne var? Ebed var. Sonsuzluk var. Canım portakal istiyor diyebilmen için isteği koymuş. Portakala karşı sindirim sistemini koymuş. Nefret etmiyorsun renginden. Kokusu itmiyor seni. Yeniş ağzına göre dilimlemiş. Sulu. Balon gibi olsa, elma gibi olsa patlar. Dilimlemiş. Tadını koymuş diline. Çözünürlüğünü koymuş diline. Tükürüğüne, erimesi de
kullanılması da midene göre yapmış. Mideye göre yapmış. Bu kadar dikkat etmiş. Peki bir portakal isteğini portakalla cevap veren Allah, ruhtaki ebed arzusu, sonsuzluk arzusuna cevap vermemiş olur mu? Bu, bedene bu kadar dikkat etmesi ruhu içinde. İşte diyor ki, dört çeşit mizana, insanın dört inkılabına bakıyor. Şimdi ona girmeyeceğim. Fevkalade pek büyük emniyetini gösteriyor. Yani ahiretin en büyük delillerinden bir tanesi de israfın olmaması, yani adaletin, yani ölçünün olmasıdır. Hiçbir şeyi Allah israf etmemiş, abes yapmamış. Gübreyi sobada yaktığımız külü bile koyuyoruz şiplerin altına. Mesela kabağın altına koyarlar, ağacın altına koyarlar. Hiçbir şeyi israf etmemiş, anlamsız yapmamış. Bir tane bir şey söyleyeceğim, şaşıracaksınız. Sizce keri, çirkin ve pis olan ve dışarıya attığımız büyük abdest, küçük abdest. Doktor diyor ki onu getir bana. Ne yapacaksın? Büyük abdeste, küçük abdeste ne yapacaksın? Senin içerini seyredeceğim. İçinde ne hastalıklar var, neler var. Öyle mi değil? Evet. Büyük ve küçük abdestimizde içimizi seyretmiyor. Çünkü kendisi teşhis edemediği, çözemediği idrarını ver diyor, gaytanı ver diyor. Niye istiyor? İçeriği seyretmek için. Senin dışarıya attığın bir şey, seni bu kadar dışarıya taşırsa, cennetin ve cehennemin dışarıya attığı bir şey var. Bizdeki duygular, istekler ve nefretler. Cehennem istemiyoruz, ateş istemiyoruz, ölüm istemiyoruz. Beka istiyoruz, sonsuzluk. Bu da dışarıya atılan bir şeydir. O alemlerin bizdeki ifadelenişidir. Hiçbir şey, hiçbir şeysiz değildir. Bak, bir attığın pislik senin içini taşıyor dışarıya. Sendekiler de neyin dışarıya vuruşudur ki? Ben mi taktım bu beka arzusunu? Ahiret isteğini. İstemiyor muyuz? Cennet istemiyor muyuz? Bir anda her yerde olur. Her yerde olma isteği, her yerde olabilme imkanı olan bir memleketin ifadesidir bizdeki. Orayı tanımlıyoruz. Pislik bizi, adamı görmüyor. Doktor bakıyor pisliğe. Şimdi bu adam diyor, kimden alındıysa şu var diyor. Peki bendeki bu tahlil et. Bendeki duygular var. O da tahlil edince bunda beka var diyor. Sonsuzluk arzusu var diyor. Tahlil ediyor o. Ölmek istemiyor, keder istemiyor, dert istemiyor, keder istemiyor. Niye var bunda? Bu var. Pislikteki tanıları, tespitleri, tahlil yaptı ya. Yaptıktan sonra o adamda bu hastalık var mı acaba diye şüphe ediliyor mu? Edilmiyor. Bendeki bu tahlil et. Ruhumu tahlil et. Beka istiyor. Sonsuzluk istiyor. Dert istemiyor. Bir anda her yerde olmak istiyor. Tahlilde çıktı. Demek ki öyle bir alem var. Çünkü bizden atılan, bizden atılan gayta idrar, ötelerin atılması da bizdeki istekler, ruhtaki özellikler orayı gösteriyor. Evet, hiçbir şeyde israf olmadığı gibi hiçbir yerde de hakiki zulüm ve mizansızlık yoktur. İsraf yoktur. Zulüm de yoktur. Varsa beşerin eli karışmıştır. Beşerin eli karışmamak şartıyla hiçbir yerde mizan, israf ve zulüm, adaletsizlik yoktur. Her şey yerli yerindedir. Her şey... Hocam beşer ne oluyordu? İnsan. Evet. İnsanoğlunun karıştığı yerde israf var, zulüm var, adaletsizlik var. Ondan bahsetmiyoruz. Ve insanoğlunun karışmadığı yerde İsraf yok, abes yok, manasızlık yok, adaletsizlik yok. Nereye bakarsan bak. Bak, alıyorsun gübreyi, ondan mandalinayı getiren Allah. İsraf etmiyor.
Siz bana bir şeyi gösterin, toprağı atın da daha güzel gelmesin. Gözlük camı Mehmet abi senin ve benim. Örse koyalım, örse. Toz haline getir. Git domatese, bir bitkinin köküne koy. Şu cam zerrelerini, kayaların üzerindeki çam ağacı gibi sana domates olarak gelecek. Hayvanın gübresini atıyorsun, hıyar olarak gelecek. Pamuk olarak geliyor sana. Attığın bir şey gelmediği mi olmuş? Ne attın da gelmedi? Ne attın da dirilmedi ki ölüler dirilmeyecek diyorsun? Ölü maddeleri yiyip diri diri dolaşmıyor musun? Yediğine bakmaz mısın? Kalyan zorul insan ila tahami. İnsan yediğine bakmıyor. Yediği maddeler ölü değil midir? Mustafa bugün öğle ne yedi? Kuru fasulyedir. Ölü değil mi? Pilav da öyle. Peki ölü maddeleri diri diri dolaşıyor. Ölüler dirilir mi diye soruyor. Ve yani en çok hoşuma giden şu. Kainatta israf yok. Abes yok. Adaletsizlik yok. Hikmetsizlik yok. O zaman dünyanın içinde her şeyde. Dünyanın komple sonunda bir ahiret yoksa dünya komple o zaman israf olur, abes olur, manasızlık olur ve zulüm olur. Peki madem ahiret yok, dünyadaki ilim cehalete hizmet etmiş olur. Adalet zulme hizmet etmiş olur. Beni diriltti, yarattı, iştaha verdi. Diriltmemek üzere kabre sokarsa en büyük zulüm olur bana. Bana edilen bu kadar masraf abes olur. Hikmet abes olur. İlim cehalet olur. Vücut yokluk olur. İktisat israf olur. İlim cehalet olur. Sonunda eğer dünyanın sonunda ahiret yoksa buraya edilen masraflar, yapılan her şey tersine dönür. Tersine hizmet etmiş olur. Üniversiteye gidiyorsun niye? Cahil olmak için. Lisede aldığın bilgiler sıfırlanmak için. Böyle bir şey olur. Niye gidiyorsun? Cahil olmak için gidilir mi? Dünyaya geldin yok olmak için. Zaten yoktun da niye vara geldin ki? Yok olacaktınsa niye vara geldin? Hakikaten fiziğe zıttır. Dünyayı düşünün şöyle. Dünyanın önü ruhlar alemi. Arkası ahiret. Eğer dünyanın sonunda ahiret yoksa, dünyadan önce de Allah yoksa aşağı, ahiretsiz ve Allahsız dünya, yani iki içlik arasında varlık nasıl olur? Hani fizik diyor ki yoktan var olmaz. Dünya vardır. Big Bang'le var oldu, yeniden kuruldu. Hiçlikten olmayacağına göre bu da varsa Big Bang'in arkasında ona benzemeyen bir varlık var, varlık. Birisi olması lazım. Çünkü varlık işliğe dayanamaz. İlim cehalete dayanmaz. Göz köre dayanamaz. Kulak sağra istinad edemez. Hayat ölüye dayanamaz. Akıl akılsıza dayanamaz. Şuur şuursuzun eseri olamaz. İrade iradesize isnat edilemez. Olamaz yani. Benim aklımı akılsız birisi yaptı. Bana hayatı veren cansızdır. Bana gözü veren kördür. Nasıl olur bu? Çok mu zorlandın? Vallahi Allah demesen de Tanrı'dır, God'dur, God'dır ne desen de ama mutlaka gözü köre vermemen gerekiyor. Bak ne diyor? Hiçbir yerde israf olmadığı gibi hiçbir şeyde de hakiki zulüm ve mizansızlık yoktur. Altınla yaz bunu. Dolayısıyla ahiret vardır. Ve ismi Kudüs'ün cilve-i azamından gelen tanzif, nezafet. Bütün kainatı, mevcudatını temizleştiriyor, güzelleştiriyor. Herkes denesin, eve gittiğiniz zaman bakın. Çiçeğinize bakın, yaprağına bakın. Yani iki tane saksı var ya. Yaprağı tozludur. Tozludur yani. Bakmakta da iki tane. Şu kainata bakın, bir tane tozlu yaprak göremezsiniz. İsterseniz alana doğru gidin ormana. Nasıl bakılıyor? Bak bunu diyor. Hiçbir yerde
abes, israf, bulaşık yok. Tanzif var. Şu adam bir ikindiye doğru bir şey yaktı soba. Ama yarım. Sanki Rusya'nın nükleer santrali. Nükleer santrali gibi bir duman çıkıyor. Bütün kapı bacaları kapattım ya. Onun ya, öyle herkes bu kırıkanda bunu yukarıya gönderiyor. Ne olacak bu ya? Ama geliyor Allah bir süpürge makinesiyle süpürüyor getiriyor. Bir rüzgarda nereye gidiyor ya? Temizlettiriyor. Bu kadar pislik ne olacak? Allah onu emdiriyor ağaçlara. O kömürden çıkan o dumanı Allah meyvede tatlı yapıyor. Ve bir ağaca 12 tane insanın oksijen ihtiyacını karşılaması için hava filtresini koymuş. Fabrikalara filtre olduğu gibi. Bir ağaç tam 12 insanın günlük hayatındaki oksijen ihtiyacını karşılamak için havayı dezenfekte ediyor, temizliyor, süzüyor. Şu sisteme bak yani. Bu ağacı yaptı, bu kadar sana hizmet ettirecek, sen kabre gireceksin, kalkmamak üzere yatacaksın. Akılların ustası akılsızlık yapmaz. Diriltmemek üzere akılları kabre sokan akılsızlık etmiş olur. Ve ismi Kudüs'ü okuduk. Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla hiçbir şeyde hakiki nezafetsizlik, çirkinlik görünmüyor. Şimdi mevzuya giriyorum. Şimdiye kadar mukaddemeydi. İşte hakaiki Kur'aniyeden ve desatir İslamiyeden olan adalet. Yani Kur'an'ın hakikatlarından ve İslamiyet'in işlevinin içinde olan şunlar varmış. İslam'ın yaşanması için kişide insanın itikadını doğru sistemlemesi için iki şunlar olması lazım. Bir, adalet. İki, iktisat. Üç, nezafet. Nezafet, temizlik. Şöyle gömleği yıkamak değil. Bidatlar, günahlar da manevi kirlerdendir. Diyor ki bak adalet. Adalet, kainatı biraz önce vermiştim, bir daha vereyim. Ayasofya Camisi'nin taşını hiçbirisini kırmadan olduğu yerden sökün. Yığın bir yere. Bir adam temele bu işi anlayan Ayasofya mesela Mimar Sinan kubbedeki taşı temele koymaz. Kubbedeki taşı alınca şöyle der. Bu kubbenin sağ tarafındaki 27. taştır. Koymaz oraya. O bir taşı, ben söyleyeyim siz düşünün. Ayasofya Camisi'ne sökülen taşlardan bir tanesini tam yerine koyabilmek için bütünü bilmek lazım. Elini aldığı zaman hayır buranın değil bunundur. Başka aldı, hayır bu tarafındır. Ha tamam bu buranındır. Nasıl diyebiliyor? Şöyle, camiye mihraba gittiğiniz zaman ayet-i kürsi yazıyor. Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun ve la nevm ilahir. Yazıyor mu? Ya aşağıdan yukarıya veya yanıma. Veya bildiğiniz bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Başta hangi harf var? Nizam. B var. Bismillahirrahmanirrahim. Sin var. Kale budurcu usta. Besmele kale budurlar orada duruyor. Taşlar ya. Bir tane taş değil ki. Belki de 60 tane taş da yapacak. Besmele'yi bilmeyen adam başta hangi harfi koyacağını nereden biliyor? Bilemez. Gider kale budurcu mimi koyar başa. Lamı koyar ikinciye. Ömer abi. Sen bilirsin bu işleri inşaatçısı. Peki B'yi koyabilmesi için besmele, mimi bilmek gerekmiyor mu? Telefonları kapatın. Şimdi nunu koydu. Kara he'yi koydu. Başa. Şimdi adam B'yi koyarken en sonunda ne var? Besmele'nin mim var. Başı koyarken sonu da bilmesi lazım. Öyle mi? İlle taşı güzel yapmak, usta olmak yetmiyor. O taş gayeye hizmet etmeli. Bedeni güzel yapmak yetmiyor. Gayesi ruha hizmet etmeli. Beden ruha hizmet ediyor. Çünkü ruhla hayattadır ve ruhla anlamlanır. Ruhsuz beden hiçbir anlamı yoktur. Morktaki ceset gibi.
Ha, şimdi besmelenin besini koymak için en sonundaki mimi bilmek gerektiği gibi Allah da insanın ruhuna taşları, kale budurların koyarken üzerindeki harfleri ahireti de nazara alarak dizmiş. O başı burası, sonu mim ahiret. Bismillahirrahmanirrahim. Kale budurcu bu parçayı koyarken mimi de amin bu son. Eylemim geldi. En sonunda çırak bunu sona verdi. İnsanın ruhundaki taşları da koymak için ruh dünyaya bakmıyor. Dünyayla memnun değil. Ahirette. Beden dünyaya bakıyor. Beden dünyanın filistesidir. Tamam. Ama ruh ise burayla memnun değil. Ruhtaki taşları da ahirete göre dizmiş. Beka istemesi taşın bir parçası. Bir anda her yerde olma arzusu var. Taşın ikinci parçası. Der keder istemiyoruz. Üçüncü, dördüncü parçası gibi. Hayat-ı beşeriyede, cemiyet hayatında adalet, iktisat, nezafet. Nezafet, temizlik, Mehmet abi senin sağında söyleyeyim. Hile yapmamak esnaflıkta. Çalıp çırpmamak hem adalettir hem nezafettir. Dükkanı gayeye göre tanzim etmek nezafettir, adalettir, iktisattır. Dördü birdendir bak. Adalet, iktisat, üçü üçü. Adalet, iktisat, nezafet. Öyle bir şey yaptın ki gelirinden daha fazla tanzim ettin. İsraf, iflas edersin. Öyle bir şey yaptın ki iğrenç. Öyle bir şey yaptın ki başıyla sonu alakasız. Başıyla sonu beraber düşünmek adalettir, mizandır. İşte ayet öyle diyor. وَالسَّمَا رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اَلَّا تَتَغَافِ الْمِيزَانَ وَاَقْمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُقْسِرُ الْمِيزَانَ. Yani bu bütünsel dört tane mizan, ona girmeyeceğim. Dört tane, yani bir şeyi koyarken bir atom, gözün, yani bütünsel demeyeyim çünkü ihatamı zor olur. Gözde bir hücreyi, bir atomu yerine koymak için gözü bilmek lazım. Gözü bu kafaya koymak için kafayı bilmek lazım. Kafayı bu bedene koymak için bedeni bilmek lazım. Bedene ruh koymak için ahireti bilmek lazım. Bunsuz olamaz. Genel cerrah olmak lazım. Yani genel. O genel cerrah bildi. Bu yaptı, yarattı ilk. Yaratmış. Hayat, cemiyet hayatında ne derece esaslı bir düstur olduğunu anla ve ahkam-ı Kur'an'ı ne derece kainatla alakadar ve kainat için kök salmış, sarmış bulunduğunu, yani kainatta bu üç hakikat, adalet, iktisat, nezafet, hükmediyor. Mesela ruhun kirliliği, yani yaprakları kirliyor ya toz, ruhun kirliliği günahlardır. Günahlarla bulanmış bir ruh nasıl hayatı karamsar görüyor? Gözlüğe benzer ya. Gözlük kirlenmiş. Aa ne olmuş ya? Orası siyah mı? Oysa gözlük siyah. Ya orası çatlak mı? Gözlük çatlak. Adam hasta dilinden. Nezle var. Yemeği aciz der. Yani ruhtaki günahlar da hayatı anlamsızlaştırıyor. Çekilmez oluyor. İşlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruha yaralar açıyor. Vehim ve vesveseler oradan türüyor. Vehim ve vesveseler günahların türevleridir. 8. sayfa lemalarda söylüyor. Ya. Kafamıza ve ruhumuza yaralar açınca nasıl anlarız? Evratlardan, namaz kılmaklardan ki zikridir, zikriler nefretkardan uzaklaştırıyor. El gitmiyor Kur'an okumaya. Gitmiyor kafa namaz kılmaya. Sebebi günahlardan. Ben bir gün olsun da şu kafa sorunu, panik atak, depresyon veya intiharı eşine gelmiş veya epey yapmış birkaç tane intihar, ölmemiş. Yani bunlarda mutlaka 1-2-3 tanesine denk gelmemiş olayım telefonda. Hepsinin ortak özelliği şu. Terkleri yok. Günahlardan berbat olmuş, onlardan çıkmış. Vesvese ibadetsizlikten gelir. Vehim, düşünce bozuklukları günahlardan geliyor. Terklerin olmamasından kaynaklanıyor.
Ve kainat içine kök salmış bunlar. Adalet, iktisat, nezafet. Ve sarmış. Ve o hakaiki bozmak, kainatı bozmak ve suretini değiştirmek gibi mümkün olmadığını bil. Yani kainatta o kubbedeki taşı söyledin. O taş temele koyamazsın. Temele koyarken adamı bu kubbedir. İnsana da taşları koyarken, elmayı yaparken, elmaya yaprak koyarken, yok falan ağacın tepesine şu çiçeği koyarken, bütünü biliyor, bilerek yapıyor. Bütünseldir. Küçültürsen anlarsın. Bedeni anladığımız gibi. Mesela şöyle diyelim, organları kesin parçalayın, cerrah. Bunun bir anatomisi var değil mi? Yani bitti. Organları siz parça parça görmüşsünüz tek tek. Şimdi gidip de adam, benim gibi cahil adam getirip de karaciğeri ayağa takar mı? Diyelim ki plastikten montaj et. Biz de görmüştük böyle biyoloji dersinde. İnsanın bütün organları böyle plastikle parça parça yapmış. Hoca dağıtırdı. Hadi koyun bakalım yerine. Sözlü yapardı. Şimdi tutup adam böbreğin yerini bilmese böbreği buralarda deniyor. Ha? Buralarda deniyor. Yani bakayım uyacak mı? Öyle yani ezberde yapıyor. Buraya nasıl denk gelecek? Şimdi yapılanı bile koymakta dalak deyince çoğumuz dalak yeri neresidir? Ne iş yapıyor da bilmiyoruz. Ama kullanıyoruz bakın. Onun üzerine bina etmişiz. Hayatımızı. Böbreğimiz çalışıyor, dalağımız çalışıyor. Bunlar çalışıyor yani. Pankreas ne iş yapıyor? Çoğumuz bilmeyiz. Benden daha iyi. Ama kullanıyoruz değil mi? Demek ki bizden önce bak nasıl çalışıyor. Onun üzerine bakın düşünceler kuruyoruz. Meyiller yapıyoruz, gayeler yapıyoruz. Binaların peşindeyiz vesaire. Ve bu üç ziyai azam gibi rahmet, inayet, hafıziyet, misulü, yüzer, ihatalı hakikatler haşı, ahireti iktiza ve iftizam ettikleri halde. Üç tane şey Abdurrahman. Adalet. Harika bir konu. Adalet. Böyle yapıyorum ki beyninize kalsın. İktisat ve nezafet var. Tamam abi, dünyayı dünya yapıyor bunlar. Bir de insanı insan yapan, insanı anlamlandıran, insanı bu dünyada cennet hayatı yaşattıran fıtratının istekleri var, arzuları var, hedefleri var. Ona verilmesi cevap var. Cevap olması lazım. O da nedir? Eğer ahiret yoksa, bakın, bu yapılan rahmet, inayet, hafiziyet tersine döner. Şimdi, rahmet yok mu? Elmayı sana takan ağaca, portakalı sana takan, şunu mu diyor? Zıkkım yiyorsunuz lan, boğazınızda kalsın, an derler, mi diyor? Ne diyor? Merhametli olduğunu gösteriyor. Öyle değil mi? Onu oraya takan bize merhametlidir. Ha. Demek ki eğer dünyanın sonunda ahiret yoksa rahmet zahmet olur. İnayet yardım aldatmak olur. Çocuğa geldin, baba ne getirdin akşam? Çikolatayı gösterdim, vermedim. Tamam. Peki ne yapar çocuk? Ağlar ağlar uyur. Madem vermeyecektin, niye gösterdin? Madem Allah haşa, haşa, haşa ahireti yaratmayacaktı, bize niye ahiret iştahını verdi? Hayvan gibi yaşasaydık. Hayvanların böyle bir problemi yok. Ha demek ki kainatta rahmet var mı? Var. Yani ağacın dallarına takılan meyveler, karpuz şiplerine takılan, kabağın şiplerine takılan, mısırın koçanı, bunları takan, sana rahmet olsun diye değil, rahmet olsun diye vermiş. Var mı rahmet? Var. Var mı inayet, yardım? Var. Var mı hafıziyet? Yani çekirdekler, tohumlar, yedim bitmesin, geçmişi geleceğe taşısın diye tohumlar, çekirdekler var mı? Var. Çekirdeği gördüğünüz zaman ne hatırlarsınız? Gelecek bağrı. Yani çekirdeği yapan, meyvenin içine çekirdeği koyan, hıyarı, domatesi yapan, hele hele kabak değil mi? Karpuz çekirdeğini yapan neyi kastediyor?
Yayın demiyor. Gelecek bağrı kastediyor. Çekirdekler geçmişi geleceğe taşıyor. İnsanın da ruhundaki çekirdekler istek yazılımlarıdır. O da oraları gösteriyor. İşte bunlar hafıziyettir. Yani çekirdekteki mazinin geleceğe taşımasındaki yazılımına hafıziyet deniliyor. Var mı yok mu? O zaman gündelik yaşamıyor. İşe yapılırken o seneye has değil. Hafıziyet, misülü, yüzer, iatalı hakikatler haşrı ve ahireti iktiza ediyor. Nasıl ki dünyayı yürümesi için adalet gerekiyor. Yani adalet, muvazene, muhakkene, denge, ölçü, hak sahibine hakkını teslim etmekle yürür. Yani kubbedeki taşı temele koyma. Yani gözü yaparken çiçeği de bil. Elma iştahını koyarsan, elma da insana koymuşsan, elmayı da yara. Nasıl ki dünya hayatının yürümesi için bunlar gerekiyor. Yani isteyen cevap veren. Kainatta da yapılan fiili bir muamele var. Rahmet var, inayet var, hafıziyet var. Bunlar da ahireti iktiza ediyor. Ahireti iktiza ve istizam ettikleri halde hiç mümkün müdür ki kainatta ve umum mevcudatta hüküm ferma olan rahmet, inayet, adalet, hikmet, iktisat ve nezafet gibi pek çok kuvvetli ihatalı hakikatlar haşrın ademiyle, ahiretin gelmemesiyle merhametsiz diye. Bak kainatta ne var? Bir daha. Rahmet, inayet, var mı abiler? Var. Adalet, var. Hikmet, var. İktisat, var. Nezafet gibi pek çok kuvvetli ihatalı hakikatler haşir ahiret olmasa ne oluyor biliyor musun? Ademiyle. Ahiretin gelmemesiyle merhametsizliğe, zulme, hikmetsizliğe, israfa, nezafetsizliğe, abesiyete hizmet etmiş olur, inkılap etmiş olur. Adalet zulüm için yapılıyor, hikmet manasızlık için yapılıyor gibi olur. Eğer dünyanın sonunda ve hayatımızın sonunda ahiret yoksa yapılan bize muamele hepsi terse döner. Ne olur biliyor musunuz? Ne olur? Allah Allah, merhametsiz diye rahmet, merhametsiz diye kainatta rahmet, inayet, zulme, adalet, adalet, zulme, hikmet, hikmetsiz diye iktisat, israfa, nezafet, nezafetsiz diye inkılap etmiş olur. Terse döner. Yani şimdi sen çocuğunu büyüttün, büyüttün, büyüttün veya senelerden beri çalıştın, bir bina yaptın, ömrünü verdin, araba aldın. Allah, bunların nasıl yandığını, nasıl yıkıldığını görmedim deyip de altına dinamit koyar mısın? Niye koymasın? Koyarsan da zaten Bakırköy'e koyar. Peki malına sahip çıkma özelliğin yok mu? Ya dur bir dakika, kalemim düştü, hemen kapıyor musun? Basma basma bir dakika. Niye? Malına sahip çıkarsın diye sana duygu vermiş. Birisi vermiş değil mi bunu? Sen yapmadın bunu. Peki sen malına sahip çıkarsın diye sana bu duyguyu veren Allah, o da malına sahip çıkıyor Allah. Sen malını nasıl israf etmiyorsan, dinamit koymuyorsan, sana bu duyguyu veren de seni israf etmeyecek. Haşa! 100.000 defa haşa, bir sineğin hak hayatını rahimane muhafaza eden bir rahmet. Bir sineğe ne lazım? Nasıl bir hayat lazım? Onu verir. Böyle bir rahmet var. Bir hikmet, acaba haşi getirmemekle umum zişurların hadsiz hukuku hayatlarını, nihayetsiz mevcudatın nihayetsiz hukuklarını zayi eder. Bak bir sineği yaratıyor, fıtratının iktiza ettiği hayatı verir. Ama bizi yaratıyor, bedenin iktiza ettiği hayat var. Ruhun iktiza ettiği hayat yok. Peki niye var peki? Anne karnındaki, hani çok misal veririz. Anne karnındaki çocuğun orada işe yaramıyor organları. Gözü, kulağı, ayağı işe yaramıyor. Niçin? Gidecek olduğu yer için. İnsanın da ruhu
ahiret için. Bu dünyada istekleri yaramıyor. Yok yani. Ve tabiri caiz ise rahmet ve şefkatte ve adalet ve hikmette hadsiz hassasiyet ve dikkat gösteren bir haşmet-i rububiyet. Bak, dünyada Cenab-ı Hak tabiri caiz ise rahmet, şefkat. Bak validelerde nasıl gözüküyor, hayvanlarda nasıl gözüküyor. Şuraya bak ya, dün Cemil göstermişti. Bir video gösterdi. Şu şefkate bak. Ceylan yavrusu dereden karşıya geçiyor. Bugün etkilendi. Timsahlar fark ediyor. Timsahlar saldırıya geçiyor. Sonra ne yapıyorlar Cemil? Annesi. Annesi devreye giriyor. Yavrusuyla timsah arasına giriyor ve duruyor. Beni kapın, yavrumu iş. Yani timsah, yavru orada. Yavru bağırıyor. Ama yavru olduğu için izni geçemiyor. Oradan geçiyor. Anne bunu fark ediyor, geliyor, yavruyla timsah arasına giriyor ve duruyor. Onu kapıyorlar, çocuk geçiyor. Bu ne demektir? Ceylan annesi pergelini şefkate koyunca, şefkat insanı ortadan kaldırıyor. Başkası için yaşarsın. Aşk ikiliktir. Ben ve sen o. O. Ama yani ortadan kaldırmaz. Sevdiğini ele geçirmese ya kendisini öldürür ya onu. Şefkat öyle değil. Karşılıksızdır. Bizde şefkati koymuş. Onda daha fazla var. Koyanda. Şimdi bize şefkati koyan Allah. Hayvana şefkati koyan Allah. Yavrusuna bile kendini feda ettirecek bir sistem yazılımı yapan Allah. Bizi o şefkat sahibi olan Allah. O şefkat sahibi olan Allah diriltmemek üzere yılan çıyan akreplere yedirir mi? Bir gün bir şey istiyordum, çok istiyordum. Vermiyor, yani olmuyor. Gece namazında bazen işte deliliğimiz oluyor ya, keşke olmasa diyorsun ama Mehdi abi oluyor. Namaza kalktık. Gece duada denildi ki ya Rabbi şu şeyi senden istiyor. Ama aylardır bana vermiyorsun. Mutlaka hikmetin vardır. Ya ruhuma ters olacak, ya ahirette zarar olacak veya dünyada onu kontrol edemeyeceğim, o beni kontrol edecek bilmiyorum. Ama ben istiyorum. Dedim. Ve şöyle şefaatçi yaptım. Vallahi ya Rabbi, senin yarattığın ve senin koyduğun donanım olan anneme sen yarattın. Ona şefkati sen koydun. Vallahi annemin imkanı olsa bu kadar değil. Birkaç defa annemden isteseydim, senin yarattığın şefkatından dolayı annem o bana verirdi. Anneme koyduğun şefkatin kaynağı hatırına, merkezi menba hatırına bunu istiyorum. Bana ver. Keşke istememiş olsaydım. Verdi. Birkaç ay sonra başıma bela oldu. Sonra da dedim ki ya Rabbi, Musa aleyhisselam bir şey istedi de hani uzun ol. Sonra geri al Allah'ım dedi ya. Musa'nın duasını kabul ettiğin gibi. Ey Musa'nın Rabbi, bunu benden geri al. Onun ondan sonra daha dedim ki Allah'ın işine karışmayacağım. Var ya bir tane adam gübrelikle uğraşırken Mehdi abi, o sinekler varmış gübreyle alakalı böyle mavi diyorlar. Yeşil trak, yeşile benziyor sırf. Ya diyor bu kadar pisliklerin içine bu kadar güzel bir sineği Allah neyi yarattı dedi ya. Ne kadar manasız falan demek istedi. İşte olmuş yazıyor eski. Sonra hastalanmış. Tabip demiş ki senin ilacın o sineği yemek. Demiş ki gübrelikteki o sinek. Olur mu ya pis demiş. Onu yiyeceksin demiş. Ondan sonra Allah Allah. Sonra anlamış. Sineği, ha, sineğe itiraz etmiş. Allah itiraz etti. Sineği yedirmiş. Bu adam gemiye binmiş.
Fırtına başlamış. Herkes bağırıp çağırıyor, eşyalarını denize atıyor. Bir adam oturuyor. Dediler ya sen manyak mısın ya? Herkes ya dua ediyor, eşyasını atıyor, bir şey yapıyor. Sen niye karışmıyorsun? Vallahi Allah'ın bir defa işine karıştım. Gübrelikleri ki sineği bana getirdi. Burada da işine karışmam. Ne yaparsa yapsın. Dersini iyi almaya. İyi ya. Karışma. Biz karıştık. Neler çekti? Ya. Bazı şeyleri vererek veriyor. Bazı şeyleri vererek veriyor. Bazı şeyleri vererek vermiyor. Veriyor, çok şeyini alıyor. Unutma. Bazı istediklerini vermeyerek çok şeyi veriyor sana. Yani orada hocam baskıyla istememek lazım. Ya hayırlısını istemek lazım. Hayırlısını istemek lazım. Yani. Paşa değil mi? Biz daha önümüzdeki yeri göremiyoruz da. Evet. Dünya ve ahiretteki ruhuma hangisi faydalı? Nereden bileceğim ama bazen tutuyor böyle şeyimiz yani kütürümlüğümüz. Biz de damardan dua ediliyor. Böyle. Mesela Geylani'de de vardı Abdurrahman. Şöyle dermiş. Dua etmiş etmiş. Olmamış çocuğu. Bir zat çocuk istemiş. Çocuğu olmamış. Geylani dua etmiş. Dua ettiği halde çocuğu olmamış. Geylani demiş ki, ya Rabbi, bu duamı reddederek kalbimi mi kıracaksın? Benim kalbimi mi kıracaksın? Ama tabii nazlı bir kalp. Ona çocuk verene kadar dedi kazanı attı. Ben de onu giymeyeceğim. Vallahi ben olsam adalet. Giymesen giyme lan. Giyme. Allah öyle yap. Gitti ona çocuğu verdi. O da kazağı giydi. Allah. O çocuk kim biliyor musunuz? Muhyiddin Arabi. Ya. Allah kadar tatlı bir şey yoktur. Allah değildir. Abes iş yapmaz. Rahimdir. Zulmet. Hakimdir. Abes iş gelmez. Şöyle düşünün. 8 milyar insan yaşıyor şu anda. Hiç kimse, kimsenin aklını beğenmiyor. Bunların ustası Allah değil mi? 8 milyar insanın aklını yapan Allah, bunları diriltmemek üzere bu akılları kabre koyup çürüterek akılsızlık yapar. 8 milyar insanın aklının ustası. Akılları diriltmemek üzere toprağa çürütüp akılsızlık yapmaz. Müsaade etmez. Ya. Eskide çok düşünürdüm. Gece uykularım giderdi. Haşim meydanda toplandık. Hay alem. Yığılın önümden. Hesap hesap yok. İnin lan dibe doğru. Cehenneme doğru diyebilir mi der. Allah'a temiz makinesini veremezsin. Dedi haşir meydanda. Yapar mı yapar. Kahar tecelli eder. Biter. Sonra şualarda 15. şuada o Rahman borcu, Rahman ismi şefkat borcunda. İşte Adil ismi hikmet borcunda. Böyle. Ha baktım ki Kahar, Celal isimleri hikmet, rahmet, rahimiyet dur diyor. Sen hükmün iktiza ediyorsun ama ben de iktiza ediyorum. Ve Allah bir ismiyle diyor ki Allah yaratıklarına zulmetmez. Kulları üzerine zalim değildir. Başka bir ayette de. Allah ne kadar tatlı. Allah'ı hakiki bilsek var ya çok şey terk et. Son cümlemi okuyayım. Haşir getirmemekte umum zihşurların hadsiz hukuk hayatlarını ve nihayetsiz mevcudatın nihayetsiz hukuklarını zayi eder mi? Bir gözün hukukuna göz kapağı indirip kaldıran Allah ruhun arzusunu reddeder mi? Başka 10. sözde şu misal veriyor. Bir göz düşünün ki diyor sivrisineği
görüyor, dağı görmese. Bir kulak düşünün ki sivrisineğin sesini duyuyor, gök gürültüsünü duymuyor. Böyle olur mu? Ha, Allah sineğin hak hayatını verecek ama bütün insanların ruhu, bir insan değil, bütün insanların ruhunun istedikleri ahireti vermeyecek, o isteklerini duymayacak. Haşa. Ve tabiri caiz ise rahmet ve şefkat ve adalet ve hikmette hadsiz hassasiyet ve dikkat gösteren bir haşmet-i rububiyet ve kemalatını göstermek ve kendini tanıttırmak ve sevdirmek için bu kainatı, bak bu kadar, kemalatını göstermek ve kendisini sevdirmek için bu kainatı hadsiz harika sanatlarıyla, nimetleriyle süslendiren bir saltanat-ı rububiyet, böyle hem umum kemalatını hem bütün mahlukatını hiçe indiren ve inkar ettiren haşirsizliğe müsaade eder mi? Haşa! Böyle bir cemali mutlak, böyle bir kubu mutlaka bilbe dahi müsaade etmez. Evet, ahireti inkar etmek isteyen adam evvelce bütün dünyayı bütün hakaikiyle inkar etmeli. Yoksa dünya bütün hakaikiyle 100.000 lisanla onu tekzip ederek bu yalanında 100.000 derece yalancılığını ispat edecek. 10. sözün 10. söz kati delilleriyle ispat etmiştir ki son cümle kainatın vücudu dünyanın ahiretin vücudu dünyanın vücudu kadar kati ve şüphesizdir. Bir daha ahiretin vücudu varlığı ne kadar kesin? Dünyanın vücudu kadar katidir ve şüphesizdir. Yani ağzımdan çıkan kelime ve mana batındaki depomdaki ilme işaret eder. Dışarıya çıkan ilim sözümden kafamda bu ilmin var olup olmadığına şüpheniz var mı? Yok. Dışarı çıktı. Bu dünyada ve insandaki isteklerden ahiretin dışarıya çıkan kelamı gibidir. İnsandan çıkan kelam, söz, insanın dimağını, aklını, kalbini ve ruhunu dışarıya tanımlar. Çünkü kelam ruhun nüfus cüzdanıdır. Kelam ruhun dışarıdaki vücudu haricisidir. Ruhun dışarıdaki vücudu haricisi kelamdır. Batından, merkezden haber veriyor. Kelam ruha ne kadar kesin delil ise insanın ruhu da ahiretin kelamıdır. Oraya işaret ediyor ve gösteriyor, ispat ediyor. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.